Pası çok güzel. Şimdi Werner orada kendini gösterdi. Werner al topu. Werner pasını verdi. Şimdi Vitinho. Burada ve gol! 1-1! Vitinho! Gençler kanalıma hoş geldiniz. Antin Kuntin Game'de kaldığımız yerden analige devam edeceğiz. Analik serimiz oldukça beğeniliyor. O yüzden analiklerin beğenileri çok hızlı geliyor. Tabii yine de eğer daha çok beğeni gelirse, mesela her videomda 50 beğeniyi geçersem bu videoları çok daha hızlı yükleyeceğim arkadaşlar. Bunun dışında PUBG oynamayı düşünüyorum. Birkaç tane oyun anketi yapmıştım. İçlerinde hani PES'in dışında PUBG ve CSGO gelmişti. Hatta GTA 5 de vardı. Ancak PUBG oynamayı düşünüyorum şu anda. GTA 5'te çok yarım kalmıştım. GTA 5'i de oynayabilirim ama GTA 5'te oynamamı istediğiniz bir mod varsa lütfen onu söylerseniz o modları da oynarım arkadaşlar. Ama şu anda sadece PES oynuyorum ve kısa bir zaman sonra FIFA'da oynayacağım. Hemen oyun planımıza gelelim. Oyun planımıza gördüğünüz gibi bizim sistemimiz buydu. Bu şekilde kalmıştık. Şimdi mesela Sabitzer gördüğünüz gibi düşüştü ama Emre Akbaba çıkışta. Emre Akbaba'yı Sabitzer'in yerine alabilirim. Hemen zamanı ileri aldım. Bu arada nerede kalmıştık diye sorarsın. Onu da göstereyim. Lig programında en son Inter maçında kalmıştık. Birinci tur, birinci ayak ön eleme maçı. Müthiş bir maç olacak arkadaşlar. Bence mükemmel bir video olacak diye düşünüyorum. Daha henüz videoya yeni başlamış olmama rağmen. Hemen zamanı ileri alıyorum. Sonraki maça git diyelim. Hemen oyun planına geliyorum. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve çeyrek final için oynayacağız. Ön elemeyi geçtikten sonra çeyrek final için oynayacağız arkadaşlar. Emre Akbaba bence takımımızı sırtlayacak bir oyuncu. O yüzden Emre Akbaba'yı hemen oyunuma dahil ediyorum. Vitinho, Hulk, Werner, Onyekuru, Emre Akbaba. Bütün oyuncularımıza bu maça çok iyi hazırlanmışız gözüküyor. Ve gerçekten herkes formunda gözüküyor. Ki kaldı ki burada bir Maicon var. Serdar Aziz'in yerine Maicon'u alabilirim. Böylelikle defansımız da çok iyi olmuş olur ama Serdar Aziz gerçekten hızlı bir oyuncuymuş. O yüzden Serdar Aziz kalsın ama gerekirse ikinci yarı baktık iyi gidiyoruz. İkinci yarı oyuna alırız. Bu arada en iyi oyuncu da oynuyorum. Hala seviye olarak en iyi oyuncu da oynuyorum. Formalarımız güzel. Hemen başlama vuruşu diyelim. Evet, Werner'ın vuruşuyla maça başladık. Bu arada herkes Werner değil abi, Werner falan demiş. Ben buna Werner demeyi tercih ediyorum. O yüzden o şeye devam edeceğim. Ben uygun gördüğüme aynı şekilde devam edeceğim. Ya yani illa bana ne kardeşim adamın isminin nasıl olduğuyla durumunda değilim aslında. Ama seviyorum oyuncuların isimlerini bu şekilde söylemeyi. O yüzden bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada maça konsantre olalım. Çünkü önemli bir maç. Emre Akbaba, Fernando pasını verdi. Werner. Şimdi mükemmel bir pas. Vitinho. Orta. Hulk burada. Dışarı. Dışarı gitti. Topun başında Hulk var. Ama Jorge çok daha iyi kullanabilir. Bu arada bunları düzeltmem lazım ya. Sürekli bunlar değişiyor arkadaşlar. Kim köşe vuruşu koyuyor? Vitinho burada vur. Ama. Arkadaki direğe vururdu. Bak. Vitinho tamam kaçırdı ama arkadaki direği tutturdu vallahi. Bence bunu en azından yarım gol saymaları lazım. Padelli. Degajını yapıyor. Jorge kafayı indiremedi. Fernando da çıkartamadı. Yaptığımız hareket faul. Bu arada Icardi'nin geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde attığı müthiş bir gol var. İzlemeyen arkadaşlar varsa bence kesinlikle izlesinler. Yani resmen hani ulan bu nasıl bir gol diyebileceğiz bir gol ama benzer bir golü Halil Altıntop milli maçta atmıştı. Ve Avrupa'nın en iyi golü seçilmişti o gol. Oho! Tehlikeli geliyor Inter. Icardi geriye bıraktı. Perisic. Şimdi Valero. Valero'dan Candemeyra. Ve 1-0.
kendi evimizde Inter gol atıyor. Bu çok kötü oldu he. Vallahi çok kötü oldu. Bak ben niye böyle kaldım? Bir konsantre olalım ya. Werner. Şimdi bıraktı Vitinho'ya doğru. Gaman koşuyor. Vitinho koşuyor. Gaman topu taç attı. Keşke bir gol yemeseydik. Hani berabere bitseydi 0-0 ona razıydım yani. Onyekuru orta içeri Hulk'tan önce savunma. Şimdi Mariano. Hulk bıraktı. Mariano yapılan hareket gol. Hakem oyuncuları şöyle bir toparladı. Kardeşim ne yapıyorsunuz burada? Ne ediyorsunuz? Topun başında usta ayak Hulk. Biraz falso verdim ama çok fazla yukarıdan. Biraz üstten aşağı falso versen daha iyi olacak. Aşırı bakarsın. Adelli. Bu arada bizim full ofansif oynamamız lazım. Icardi bıraktı Candevera. Ya kardeşim dokunsak faul diyorsun ya. Bir de sarı kart. Emre Akbaba sarı kart gördü. Valero orta. Serdar Aziz bıraktı. Fernando. Dokunmadı Fernando. Dokunamadı. Mario pası verdi Icardi'ye. Jorge kafayı indirdi. Onyekuru. Onyekuru yapma. Icardi. Tehlikeli oyuncu Icardi. Jorge bıraktı. Serdar Aziz. Pas hatalı. Bir türlü çıkamadık sağımızdan. Valero. Karşısında Jorge var. Balde. Serdar Aziz. Müdahalesi yerinde ama yeterli değil. Offside. 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 Icardi offside'da. Inter'e karşı Şampiyonlar Ligi eleme maçında biz en azından çeyrek final, yarı final hedeflerken şu anda 1-0 yenik durumdayız. Mariano. Mariano. Çevirdi. Mariano. Geriye bıraktı. Emre Akbaba. Bıraktı Hulk. Olmadı. Emre Akbaba. Şimdi Vitinho. Dönemedi. Dönemedi. Orada bir karambol. Emre Akbaba vuramadı o topa. Vursa tehlikeli olabilecek. Serdar Aziz. Şimdi bıraktı Fernando. Pası Onyekuru. Onyekuru'dan Vitinho'ya. Vitinho'dan Onyekuru'ya gelmedi. Onyekuru geriye doğru dönmek istedim olmadı. Top yine bizde ama yine faul diyor hakem. Yani dokunsak faul diyor. Gaman topun başında. Pas isabet oranımız çok düşük. Hulk koştu orada defansına yardıma geldi. Perisic. Hulk'un müdahalesi yerinde. Taç. Bırak bırak çıkar o. Muslera. Degajini yapıyor. 28. dakika. Werner verdi pasını Hulk'a. Hulk'tan şimdi Emre Akbaba'ya doğru atmak istedim ama yanlış yere gönderdi Hulk. Kehrer. Pasını verdi Mariano. 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 Pası Hulk'a. Hulk sürebilecek mi? Hulk. Bıraktı Mariano ama çok hızlı bıraktı Hulk. Çok hızlı bıraktı. Ben topuk pası verir diye biraz bastım ama beklediğim yapmayınca biraz hızlı gitti top. Padelli degajını yapıyor. Burada Inter oyunu yavaştan almaya başladı şimdiden. Serdar Aziz, Emre Akbaba, Werner, Hulk, Werner geçemiyor, rakibini geçemiyor. Padelli de. Onyekuru çok güzel. Vitinho, Werner doğru ama hatalı bir pas. Fernando. Hulk'a. Hulk'tan Emre Akbaba. Emre Akbaba'dan Fernando'ya. Fernando. Fernando nereye attın? Mariano'nun baskısı var. Sonuç getirdi Emre Akbaba. Werner. Hulk bıraktı Mariano'ya. Mariano düzeltti orta. Werner kafa. Olmadı. Olmadı. Biraz daha
Ekrana yaklaşıyorum ki hani daha konsantre olabileyim. Perisic. Pası çok güzel. Şimdi Werner orada kendini gösterdi. Werner al topu. Werner pasını verdi. Şimdi Vitinho. Burada ve gol! 1-1! Vitinho ilk yarı bitmeden skoru eşitleyen gol atıyor. 1-1 ama bu yine bizim işimize yaramaz. En az 2 gol atmamız lazım. En az 2 gol atmamız lazım ki rövanşa çok rahat çıkabilelim. Galatasaray'ımızın golü. 14 numara. Vitinho. Ve ilk yarı 1-1. Vitinho'nun attığı golle beraberliği yakaladık. 4 şut çekmişiz. 1'i kaleye bulmuş. Kaleye bulan 1 şutumuz da gol oldu. Nainggolan, Valero, Icardi. Çok güzel. Onyekuru. Şimdi Vitinho. Vitinho önünü boşalttı. Önünü boşalttı gidiyor. Vuruyor. Kaleci değil savunmadan döndü. Kaleciye kadar gitseydi belki tehlikeli olabilirdi. Şimdi Icardi ile tehlikeli geliyor Inter. Icardi içeri doğru kat etti. Kehren yetişti. Çok güzel bir müdahale. Icardi orta. Kalecimiz Muslera'ya kadar geldi. Muslera şimdi eliyle oynadı. Werner orada. Werner kafayla indirdi. Jorge gelmiyor. Valero, Icardi şimdi bıraktı. Emrah Baba. Werner aldı. Hulk öbür tarafta. Soldan sağdan geliyor. Hulk pası Werner'a gelmedi. Inter savunması hiç riske girmiyor. Topu taç atıyor. Şimdi Mariano bıraktı Hulk'a. Hulk çevirdi. Orta. Nereye? Icardi Kehler bırakmadı. Ama yaptığı hareketin faul olduğu görüşünde hakem. Ya kardeşim hakem diyor ki kardeşim bu futbol değil. Bu diyor basketbol. Yani dokunsan faul diyor yani. Evet. PES 2019 değil. Biz NBA oynuyormuşuz şey. Neydi o? N12K mı? Vardı ya bir tane NBA oyunu. Onu oynuyormuşuz ya. Farkında değiliz hangi oyun oynadığımızın. Mariano geç kaldı orada. Icardi. Geriye bırak. Serdar Aziz çok iyisin be. Çok iyisin Serdar. Vitinho. Şimdi bıraktı Onyekuru. Onyekuru da bıraktı. Werner buruna. Vurdu kaleci. Kehler. Bıraktı Mariano. Şimdi pası Fernando. Emre Akbaba orada top istedi. Aldı. İstediğini aldı Emre. Şimdi Werner'a doğru gelmedi. Padelli. Degajını yapıyor. Kehler kafayla indirdi. Emre Akbaba. Emre çok açtı ayağından. Icardi tehlikeli geliyor Inter. Neyse ki hatalı bir pas. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Şimdi Onyekuru. Güzel tip geçmek istedim ama yemedi yani. Jorge. Pası Onyekuru'ya. Onyekuru. Vitinho orada açığa çıktı. Onyekuru'dan pas istedi ama Onyekuru kendisi gitti. Hulk orada. Vur ona Hulk. Hulk'tan önce kaleci. Taça çıkmayacak. Perisic orada. Hızlı geldi al topu. Şimdi Kandreva. Fernando çok güzel aldık topu be. Ya çok güzel aldık ya. Oo, bir de sarı kart gösteriyor. Bu ne iş ya? Hakem bize taktı kardeş. Vallahi taktı. Hmm.
Mariano bıraktı Vitinho'dan. Emrak Baba, Emrak Baba'dan Werner. Şimdi Hulk'a mükemmel bir pas. Hulk hızını koşturdu. Hulk geriye döndü Mariano'ya. Mariano orta, Werner vurdu, kaleci! Ya ne güzel bir atak, ne güzel bir atak. Burada ne güzel bir orta geldi. Werner boşta, çok da güzel vurdu ama. Kaleci. Topun başına, ya ben bunları niye ayarlamıyorum ya? Jorge geliyor. Jorge ortasını yaptı, içeri doğru Werner kafa, kaleci de döndü, dönen top olmadı. Fernando bıraktı, şimdi Mariano içeri doldurdu, Werner geriye doğru olmadı. Mariano pası savunmaya çarptı. Taç'ın Inter'in hakkı olduğunu söylüyor ve topun Galatasaraylı oyuncu Mariano'dan çıktığını söylüyor. Bir taç bu sefer de bizde sıra. Fernando aldı topu. Pasını verdi Emrak Baba. Emrak Baba'dan geriye Hulk. Hulk'tan tekrar Emrak Baba ama Inter'li oyuncu araya girip aldı topu. Şimdi Icardi, Perisic sol kanattan geliyor Inter. Perisic karşısında Fernando var. Perisic ortasını yapmayı başardı ama Mustera gibi bir kaleci varken işi zor. Emrak Baba. Şimdi Werner. Vitinho alsa topu, verse Onyekuru'ya çok tehlikeli olacak. Mariano sıyrıldım. Ya bu ne ya? Müthiş bir hareketle sıyrılmışım orada kardeşim ya. Yani yediremedi öyle sıyrılmamıza. Hareketi tekrar gösteriyor mu? Göster. Ha bak almışım, gidiyorum. Müthiş de sıyrılmışım. Bu ne ya? Adamı bakkala göndermişiz. Herif faul yaptı ya. Bak şuradaki adam atabilecek miyim bakalım. Şimdi Onyekuru'dan önce savunma. Serdar Aziz. Bıraktı Jorge. Şimdi Vitinho. Jorge orta. Köşe vuruşu mu, taç mı? Taç dedi hakem. Jorge bıraktı Emrak Baba. Orta, içeri Werner. Biraz geride kaldı. Jorge şimdi Onyekuru. Offside'de orta. Werner vurana dışarı. Dışarı. Werner'la iki kere öne çıkma fırsatı yakaladık. Burada vuramadı ama burada çok güzel vurdu. Dışarı. Korner mi? Out mu? Korner. Çünkü rakibe çarptığını gördüm yani. Tekrarında gördüm. VAR sistemi var. Biliyorsunuz artık VAR sistemi var. Orada gördük yani. Yoksa out diyecekler ki. Orta içeri. Vitinho vurana. Vurdu. Mükemmel de vurdu ama dışarı. Ya bu gol olsa var ya. Bu gol olsa en iyi gollerimi koyacağız işte. Bak şu gol olsa en iyi gollerimi gireceğiz. O açıdan o şekilde mükemmel vurdu herif. Biraz yukarıdan gitti. Bu arada maç bitmek üzere. Ve durum 1-1. Jorge. Pası hatalı vermese ikinci hatamızı yukarıdan yapacağız ama. Ve hakem 1-1 olarak bitiriyor. Kendi evimize orada 1-1 berabere kalsak mükemmel. Hiçbir problem yok ama burada 1-1 berabere kalınca tabii bu biraz problem açıkçası. O yüzden ikinci maçta çok çok daha iyi oynamamız lazım. Kandreva maçın adamı seçildi. Biz bu arada 10 şut çekmişiz, 4'ü kaleye vurmuş. Monaco 3-0 yenilmiş. PSG 3-0 yenmiş Manchester City'yi. Porto 2-0 yenmiş Schalke'yi ve kendi evinde yenmiş üstelik. Schalke'nin evinde, deplasmanda. Real Madrid 2-0 yenmiş Manchester United'ı. Juventus deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenmiş. Barcelona 1-0. Hey! Fenerbahçe Atletico Madrid'i kendi evinde 2-0 yenmiş. Mükemmel! Evet, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale iki Türk takımı mı gidecek acaba? Sizin için hedef alan birini ayarladı demiş. Ne hedef ayarladı? Bir bakayım ya. Ne hedef ayarladı kardeşlikten bize? Hedef verip duruyorsan ha. Takım çok formda gözüküyor. Peş peşe 5 kaybet alabileceğiz diye iddiaya girelim. Haksız mıyım? Haklısın mı acaba? Bilmiyoruz.
Neredeyse elimi uzatsam kupayı uzanacakmışım gibi ama benim kendinize uyguladığınız baskıdan fazla size uygulamama izin vermeyin. Odaklanırsanız o şampiyonluğu çok yakında alırsınız demiş. Finaller şimdiye kadarki en zor sınavımız olacak ama yolumuza çıkanları yenmek bizim görevimiz yok. Hatta kaderimiz. Bunu daha önce de okumuştum hatırlarsanız. Adam şiirsel görevimiz. Hayır kardeşim, kaderimiz demiş. Evet Dembele, Barcelona'lı Dembele'yi bize sunmuşlar arkadaşlar. Sağ açık olarak. 22 yaşında. Bu Dembele listelerin oyuncuları ekleyeyim ya. Listeler neredeymiş zaten. Başka ne var? Malcolm var. Bayağı değilmiş adam. 22 yaşında hız filan. Bir şeye bakacağım. Aradığımı bulamadım. Evet, zamanı ileri al sonraki maça gittiyiz ama kimle oynuyoruz biz şimdi? Evet, Süper Lig'de Bursaspor deplasmanına gideceğiz. Deplasman maçlarını aslında çok sevmiyorum. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü deplasman maçlarında anonslarımızı yayınlayamıyoruz. Kendi evimizdeki maçlarda mesela burada Ferdi Hoca'nın anonsunu dinlemişsinizdir. Vitinho'nun attığı golde Galatasaray'ımızın golü Vitinho diye. Hemen sonraki maça git diyelim. Bu arada saha içi anonslar konusunda benden istediğiniz bir şeyler varsa, özel bir şeyler yapabileceğimizi belirteyim. Profesyonel bir şekilde üstelik. Sağ olsun Ferdi Hoca'nın bu konuda çok yardımını görüyorum. Burada baktığım zaman herkes yerinde, sağlam, güzel. Deplasmana hazır bir vaziyetteyiz. Gidelim bakalım. Tekrar pası Serdar Aziz. Bıraktı Fernando. Pası gitmedi. Tehlikeli geliyor Bursaspor. Biliyorsunuz ligde hiç puan kaybetmememiz lazım. La 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 la. Hey hey. Az daha geliyordu yani gol. Çok güzel. Vitinho'ya müthiş bir pas. Vitinho düzeltti. Vitinho! Vitinho! 1-0 oluyor. Mükemmel bir gol. Vitinho ilk atağımız, ilk golümüz. Bursaspor çok tehlikeli geldi. Ama biz gol attık. Spitzer gerçekten çok müthiş bir pas verdi. Vitinho da hiç plase yapmadım. Direkt çömdüm yani. Direkt çattım anasını satayım. Güzel. Spitzer. 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 Çekti. Werner'a verdi. Hulk bıraktı. Werner Vitinho'ya doğru. Vitinho sarıldı. Vitinho. Açısını kaybetti. Hulk bıraktı. Mariano dolduruyor içeriye. Spitzer orada. Şimdi Jorge. O da içeri doldurdu. Döndü Spitzer. Vuracak. Olmadı. Bir daha. Dışarı. Değil kaleci. Şimdi Onyekuru sıyrılabilecek mi? Geriye bıraktı Jorge. Orta içeri kafa vuramadı. Onyekuru kafayla indirdi. Jorge yine dolduruyoruz. Yine olmuyor. Abluk altına aldık. Kaleyi abluk altına aldık. Ama ikinci golümüzü atamıyoruz. Onyekuru güzel pozisyon vurdu kaleci. Çok güzel bir pozisyon yarattı Onyekuru kaleci. Ekoko aldı topu. Ekoko. Serdar Aziz var. Olmadı. Şimdi içeri doğru. Jorge kafayı indirdi Onyekuru. Hemen dönecek ama. Hakem ilk yeri bir tanedir.
Evet, 151'e 149 arkadaşlar. Bursaspor'un maçın en başındaki pozisyonun dışında elektro bir pozisyonu yok. Vitinho bıraktı Werner. Werner sıyrıldı. Werner çevirdi. Werner. Gol! 2-0. 2-0. Şimdi müziğimizi dinliyorsunuz. Ve anonsumuz gelecek. Galatasaray'ımızın golü Werner. Müthiş vurdu. Mükemmel vurdu. Gerçekten savunmanın arasından müthiş sıyrılabilen bir oyuncu. Fernando aldı topu, kaptırdı içeri doğru. Savunmamız izin vermiyor. Kehrer. Şimdi Onyekuru. Pası Vitinho'ya. Vitinho bıraktı Werner. Werner'da pas tekrar Vitinho'ya. Vitinho içeri doğru sokuldu. Vitinho döndü. Pasını verdi. Werner çevirdi. Werner vuramadı. Bir an topu kaptırmadık diyecektim ama sonradan kaptırdık. Oo! Bursaspor çok tehlikeli geldi. Hemen bir oyuncu değişikliği yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Werner hatta Hulk'un yerine Rashford'u alalım. Yani Bursaspor müthiş paslarla içeri sokuldu. Switzer. Switzer yıkılmadı ayakta. Şimdi Rashford döndü, vurdu, olmadı. Keşke orada pas atsaydım. Burada gol pas olurdu. Rashford bıraktı. Mariano orta içeri vurana. Müthiş vurdu. Kaleci. Vitinho'dan müthiş bir deplik. İzlediniz. Onyekuru bıraktı. Vitinho. 3-1. Vitinho. Gecenin adamı. Gittikçe daha da güçleniyor arkadaşlar. Onyekuru Vitinho'yu müthiş gördü ve Vitinho yazıyor. 3-1 oldu. Bursaspor farkı 1'e indirdiğinde umutlanmıştı ama bütün umutları şu dakikada bitiyor. Mariano kafayı indirdi. Werner, pardon, Kehrer. Onyekuru kafayla çok güzel indirdi Vitinho'ya. Şimdi Spitzer. Rashford orada sokuldu. Rashford kaleci. Offside dedi hakem. Evet, offside dedi. Rashford gerçekten çok güzel bir pas atmıştık ama offside'miş. Evet. Emre Taşdemir sanırım. Emre Taşdemir sakatlandı ama teknik direktör, Bursaspor'un teknik direktörü kim bu arada hatırlamıyorum. Başka birini değiştirdi. Çok güzel. Spitzer alsın dedim ama Werner Sivisler topu bırakmadı bile. Ah çok kötü. Çok kısa basacaktım. Biraz fazla hızlı basınca istediğim adama pas vermedim. Çok güzel. Mariano. Şimdi Rashford. Rashford.
Dikine dikine gitti ama çok dikine gitti. Adam yerde kıvranıyor. Milletin umurunda yok. İnsanlık ölmüş. Şimdi Rashford'a mükemmel bir pas. Rashford sokuldu. Rashford geçersin onu. Atarsın. Atamadı. Atamadı. Mariano kafayı indirdiği yerde Emre Taşdemir sakat sakat oynuyor. Spitzer, Rashford, Werner kaçtı. Werner, Rashford tekrar Werner'a doğru. Offside var mı? Fark etmiyor zaten. Werner alamadı topu. Spitzer kafayla indirdi Rashford'a. Rashford, Werner pası geriye. Vitinho kaleci. Çok güzel, sert, muhteşem bir şuttu ama kaleci. Evet, Emre Taşdemir artık oynayabileceğini düşünmüyor herhalde. Beni değiştirin diyor. Kardeşim ne işim var benim artık diyor. Yani beni değiştirin diyor. Oyuncu sakatlandı. Değiştirdiler. Werner kafa. Werner kafa vuruşu iyiydi ama kaleyi tutmadı. Dakika 86, topa sahip olma oranları %50'ye %50. Şeker. Oh of 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 of. Hani kendi oyuncuları sakatlandı ya, bizimki de sakatlamak istiyor herhalde. Ki Vitinha bize Inter maçına lazım. Serdar Aziz, Burak Diorge, pası Kehfer, Spitzer, Werner, Folluk burada. Folluk burada, çok da güzel sıyrılmıştı. Folluk burada. Hocam yapma hocam. Orta içeri çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Serdar Aziz. Mustara klasını konuşturdu. Gol olmasına izin vermedi. Hakem 2 dakika koydu oyun sonuna ve 3 dakika geçti bile. Şimdi Simisler, kaleci Mustara. Defajımız yaptığımız zaman bitiyor olması lazım. Ve tahmin ettiğimiz gibi 3-1 kazandık arkadaşlar. Süper Lig'de adım adım devam ediyoruz. Puan kaybetmeden adım adım devam ediyoruz. 3-1 yendik. Beşiktaş ne yaptı? Ona bakmak lazım. Beşiktaş da 4-2 yenmiş. Aramızdaki puan farkı 1 şu anda arkadaşlar. 50 puana 49 puandayız. Bu ayın raporu hazır. 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bakın lig maçlarına bakalım. Hangisi kupaydı bunların ya? Kayseri maçları kupaydı sanırım. Evet, Kayseri maçları kupa. Geri kalan lig maçı. Kasımpaşa'yı yenmişiz. Ardına Göztepe'yi yenmişiz. Sonra gidip Ankara gücünü yenmişiz. 3-3. Ondan sonra gidip Erzurumspor'u yenmişiz. 4-3. Şimdi Bursaspor'u yendik. 5 galibiyet art arda aldık arkadaşlar Süper Lig'de. Yani görevi yerine getirdik. Werner, Rashford ve Onyekuru ayın takımına seçilen oyuncularımız. Takvimler geçiyor. Akhisar Spor maçına geliyoruz. Şampiyonlar Ligi 1. tur eleme maçının 2. ayağı 17'sinde oynanacak. UEFA Kupası yarı finallerinin 1. ayağı 25'inde, 2. ayağı da 28'inde oynanacak. Mustara bir idol ve oyuncu hiç olmazsa onun zekasını ve bağlılığının yarısına sahip olmak istiyor. Takımın geri kalan için tam bir rol model oldu. Atom karınca rol seviyesini 2'ye yükseltti. Bu bizim için çok iyi bir şey.
Sezon sonunda bir jübile maçıyla yapılacak dünyanın dört bir tarafına emekleyen oyuncular bir yere gerek bizim takımımıza karşı oynayacak. Çok eğlenceli bir etkinlik olacak ki ben bu etkinlikleri pas geçiyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmemek için. Evet, görevi yerine getirdiğimiz için maaş bütçesine yok bu şey için herhalde Şubat 2019 için dolayı maaş bütçemizde 1,5 milyon euro. Transfer bütçemizde de 258 bin euro para verdiler arkadaşlar. Şimdi menajerlik ofisine bakalım. Bu görevi tamamladık ama bize bir şey vermedi açıkçası. Biz belki görev tam verdiğim yer içinde görevimiz tamamlandığı için bir şey var mıydı ya? Belki de vardı, bakmadım. Evet, bunlar da tamam. Hemen lig programını göstereyim arkadaşlar, sonra da videoyu bitireceğim. Lig programında Akisar Spor'la oynayacağız bir dahaki maçımıza, yani bir dahaki videomuzda ve daha sonra da Trabzonspor deplas maçı var, derbisi var. Inter maçı da bir yandan sonra bir video olacak. Bizi zorlu maçlar bekliyor. Takım yönetimimize, oyun planımıza bakalım. Evet, oyun planımız bu şekilde. Ben burada oyun planı düzenleyeyim arkadaşlar videodan sonra. Çünkü çok fazla konular değiştiriyoruz. Buraya kadar geldiyseniz, videomu bu ana kadar seyrettiyseniz arkadaşlar, bakın henüz daha yeni çıktı. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve hemen bildirimleri açarak videolarımıza anında bildirim haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenilirse ben o kadar çok hızlı videolar çeker, o kadar hızlı yayınlarım ve bu seriyi o kadar hızlı bir şekilde tamamlarız. Hatta yeni bir seri bile yapabiliriz. Yeni bir kariyer bile yapabiliriz. Bir dahaki videoma kadar arkadaşlar, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.